Peki şeker hastalığı hocam? Şeker direkt hastalığı damarlara etkili. Yüksek şeker dokudaki bütün hücreleri zehirliyor. En çok da hassas olanlar damar duvarı hücreleri. İşte orada plakların oluşması, kolesterol plaklarının oturması, bütün o kılcal damar ağının bozulması yüksek şekere bağlı olabilir. Yani yüksek şekeri şöyle düşünmemiz lazım. Şeker vücutta her organa lazım. Ama 100-120 şeker lazım. Hani kan düzeyi olarak 300 şeker lazım değil. Şimdi kolesterolde de aynı şey var, tartışma oluyor. Bazen yanlış yönlere çekiliyor. Yani kolesterol önemli aslında, yapı taşı. Evet, yapı taşı. İşte atıyorum 110 kolesterol vücudumuza lazım. Hücreler oradan steroid alacak. O kolesterolden kendi yapı taşlarını üretecek. Yeni hücreler oluşacak. Ama 300 kolesterol veya trigliserit bize lazım değil, zehir. Şuraya geliyoruz. Her şeyin doğal miktarlardaki düzeyi üst ve alt sınırın altında olmak kaydıyla zaten vücudumuza lazım. Ama yüksek doz bir kolesterol, yüksek doz bir kan şekeri kanda dolaşıyorsa o bize lazım değil. O bize zehir. İnanın bir günde 2 litre su için diyoruz. Ama siz 12 litre içerseniz ölürsünüz. Hayır, ölüyorsunuz. Yani çünkü o aldığınız sıvıyı karşılayacak sodyum vücutta yok. Beyinde ödem gelişecektir, kalpte aritmi olacaktır ve su zehirlenmesinden ölüm olacaktır. Demek istediğim şu, bütün yapı taşı maddeler, ihtiyaçlarımız belli limitlerde bize lazım. Bunun aşırısına kaçtığınız an onları zehir olarak görebilirsiniz. Su dahil. Yani bir insanın 3-4 litreden, 5 litreden fazla su içmesi o da bir sağlık problemidir. Katiyen önermeyiz. Olaya böyle bakmak lazım.